Şimdi nerede? Keman, klarnet, kanun. Vallahi yok artık. Anca elektro sazda darbuka kaldı. Ne yapıyor kardeşim bu millet? Kol bastı oynanır gibi fidayda mı oynanır? Mercimek mi? Farhana. Organik takılıyorsun. Milli Eğitim Şurası'nda numune olarak gösterebilirsin biliyorsun değil mi? Eğitim zayiatı örneği olarak. Vallahi güzel konuşuyorsun amirim. Yani siyasete falan gidersin bence. Neden buradasın sen? Hı? Hiç düşündün mü bunu? Sandıkçı amirim sana inandığı için karşımdasın Kaan. Ama ben sana ne inanıyorum ne de güveniyorum. Fida edebilir misin sen? Sen bir kere Ankaralı bile değilsin. Ne fidaydasın, ne saçmalıyorsun sen? Doğru vallahi. Demek ki benim ruhumda varmış fidayda. Benim ruhuma da aylaklık iyi gelmiyor. Onu anladım canım yani. Hadi. Bekle beni İstanbul. Geliyorum. Geç Kaan. Amirim lütfen. Kaan geç. İstanbul yolculuğu burada bitiyor küçük bey. Burası benim evim olmadığına göre daha İstanbul'a gelmedik demektir. Bizimle burada çalışacaksın. Burada bize rapor vereceksin. Eskiden yeşil ev derlermiş buraya. Öyle kalmış adı. Bakma beyazlığına. Vallahi yeşil olsa daha iyiymiş. Beyaz kir gösterir. Hem zaten büyük ev sevmem ki ben. Anneni çağırdı. Vallahi mi? Annenin işe karıştıran sensin. Madem konuşacağız, kavilleşeceğiz, burada olsun istedim. Nerede? Hümeyra Hanım biliyor mu? Artık biliyor. Pazarlık da biliyor. Nasıl pazarlık? Ne oldu da bunca zaman sonra benim oğlumu işe koşar oldunuz? Hı? Bir şey oldu ki benim oğlum şimdi sizin işinize yarar oldu. Siz asıl bana bundan haber verin. Ne oldu Cemal Bey? Önce sadece kurnaz sandım ama aklı da zehir gibi. Amirim bunun bize bir faydası olacak mı? Hümeyra Karabulut sıradan biri değil. Bunu bir kere kafamıza koyalım. Ha, bize bir faydası olur mu? Aynı safta olduğumuz sürece en azından zarar olmaz. Hadi. Nasıl geçti yolculuğu? İyiydi. Fidayda bile oynadım. İyi yapmışsın. Oynamış kadar oldum. Ne fidaydası ya? Yolda yemek için durduğumuz yerde çalan müziği oynadı bu cıvık. Onu diyor galiba. Arasaydın yolda. Niye aramadın? Konuşurdun. Telefona izin yok da anne. Bir
Şifreli konuşuyorlar. Yemin ederim şifreli konuşuyorlar. Çocuklar bize çay getirin. Demek seninle olan Fidayı da oynamış ha? Pek oynayamıyordu ama. Yo oynamış. Şimdi düğünde yok ki oynasın çocuk. Kısmet bu işler. Hangi işler? İşte mürüvvet, düğün, dernek. Kim bu hanım kızımız Cemal Bey? Bahar. Oğlunuza yarenlik etti. Ankara'dan beraber geldiler. Öyle mi? Sağ olsun. İş konuşalım. Konuşalım buyurun. Şimdi sizin peşinizde olduğunuz İlhan Tepeli rahmetli kocamın yakın arkadaşıydı. Ben uzun zamandır görmüyorum gerçi kendisini ama rica edersem Kaan'ı işe olur. Yok, biz öyle istemiyoruz. Biz Tepeli'nin herhangi bir işletmesinde işe girsin, kendi başına yükselsin çabasıyla diye düşünüyoruz. İlhan Tepeli Kaan'ın kim olduğunu mutlaka öğrenir. Yanına gizlice girmiş biri sonuçta. O olay açığa çıktığında hiç hoş olmaz. Değil mi? Değil Hümeyra Hanım. Biz ona yeni bir kimlik vereceğiz. Babasını öldürmüş. Öyle değil mi? Yani öyle bir iddia var ama tam emin değiliz. Aramızda gizli saklı bir şey olmamalı. Cemal Sandıkçı. DVD'yi nereden biliyorsunuz? Oğlum iyi fidayı da oynar. Lan sen hangi ara yaptın bunu? Tamam, tamam helal olsun da. Ne ara atlattın beni, hı? Gözüm üstündeydi Kaan. Hangi ara yumurtladın? Peki söz beraber Fidayda oynarsak söylerim. Yürü git. Film çevirmeye gerek yok. Ben konuşurum İlhan Tepeli ile Kaan'ı işe o alsın. Ki asıl sorun başka bence. Nedir başka sorun? Yani peşinde olduğunuz İlhan Tepeli'nin üstündekilerse birileri İlhan Tepeli'yi gözden çıkarmışa benziyor. Yani bileti kesildi kesilecek diyorlar. Öyle diyorlar. Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Kocamı kaybettim. Oğlumu da kaybedemem. Canımızı ortaya koyuyoruz sonuçta. Tamam, bu yeni bir bilgi. Tepeli'nin yerine geçmek isteyen kim? Yani onu indirecek olan kim? İskender. Akay.